Herkese merhaba. Bugün Huawei'nin Kasım ayı boyunca lansman fiyatıyla satışa sunduğu MatePad 11 tabletinin tanıtımını yapacağım. Ayrıca burada aksesuarlarıyla beraber satın aldım. Öncelikle kısaca bir tanıtım yapayım. MatePad 11 tabletinin özelliklerini. Bu tablet 10.95 inç TFT LCD ekrana sahip. 2560x1600 çözünürlükte ve 120 Hz ekranı var. Tek eksik diyebileceğim şey HDR olmaması. O da olsa mükemmel olurdu ve sanırım o Pro modellerinde var. Geri kalan diğer özelliklerine gelecek olursak Snapdragon 865 işlemciye sahip, 8 çekirdek bir işlemci. 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip. Ayrıca hafızasını microSD kartla arttırabiliyorsunuz. Pil kapasitesini şu an tam hatırımda değil ama 12 saat pil ömrü sunduğunu söylüyor. Henüz daha test etmedim. Ayrıca 4 tane de Harman Kardon sertifikalı ses sistemine sahip. Bunun aynısını ben kardeşimle beraber aldım ve dün kendisi açtı ve sesi gerçekten şahane. Yani 3 boyutlu gibi duyuyorsunuz sesini. Evet, şimdi gelin diğerlerini de tanıtayım. Burada Smart Magnetic Keyboard dediği klavyeli kılıfı var. Burada da M-Pencil denilen 4096 level basınç hassasiyeti olan bir kalemi var, akıllı kalemi. Ayrıca bir tane de dış kılıfı vardı. Bu kılıfı şu an yanımda değil, unutmuşum. Bu set halinde şu an lansman fiyatına şöyle diyeyim. Kasım ayına kadar, bugün son gün aslında. 4499 liraydı. Üçü beraber 4699 TL. Fakat şöyle bir durum var. İki tane sipariş ederseniz 500 TL indirim var. Bu da 4199'a geliyor. Artı bir de Apps Galeri uygulamasında 300 TL kupon alıyorsunuz ve iki tabletin fiyatı size tanesi 4050 TL'ye geliyor. Gerçekten çok uygun diğer piyasadaki diğer ürünlere göre. Şimdi ürünün kutu açılışına geçiyorum. Gördüğünüz gibi sıfır. Evet. Bunları biraz sıkı. Evet. Şöyle göstereyim. İçinden bir adet tablet kullanma yapı kağıdı çıkıyor. Şuradan tutarak açıyorsunuz. Tabletimiz gayet şık ve hafif. Evet. Aksesuarlar. Buradan bir adet adaptör ve kabloların olduğu kutular. Bunları hemen. Evet, bir adet aksesuar ve kitapçı kutusu var burada. İçine bakalım. Fazla bir şey yok zaten. Bir adet Type-C kablosu. Burada da bir tane quick charge adaptörü. Söylediğine göre maksimum 22,5 W. Evet, bunlar şimdi böyle kalsın. Ben hızlıca önce bütün cihazların kutu açılışını yapmak istiyorum. Daha sonra tableti de açarım. Ama tabletin tanıtımını başka bir videoya bırakacağım. Evet, şu an sıra Smart Magnetic Keyboard klavyede. Bu da gayet sade bir kutusu var. Aynı şekilde buradan kolayca almanız için bir şey yapılmış. İçinde başka hiçbir şey yok. Bu şekilde çıkıyor içinden. İçinden böyle bir karton yine kitapçıkları çıkıyor. Bunu biraz kenara alayım ben. Rahat alabilmek için. Sırada da M-Pencil. Bu çok sade. Ben bunun içinden aslında şarj kablosu çıkacağını sanıyordum. Çünkü internette öyle bir şeyler yazıyordu. Bunu çok farklı fiyatlara satıyorlar. Huawei'nin kendi sitesinde 1000 TL.
Ama bazı sitelerde 500 TL'ye satılıyordu ama şarj kablosu çıkmadı söyleniyordu. Ben de Huawei'de muhtemelen çıkıyordur diye düşündüm ama çıkmıyormuş. Bunda da çıkmıyor. Belki zaten şarjını tabletin üzerinde yapıyorsunuz ama belki harici olsa yine daha iyi olabilirdi. Kutular çok sıkı. Gerçekten çıkartmak biraz zahmetli. Bu da böyle. Çok basit gördüğünüz gibi sadece kalem var içinde. Bir de kalemin iki tane yedek ucu çıkıyor içinden. Dün açtığım için biliyorum arkadaki kardeşiminkini. İki tane uç çıkıyor. Bir tanesi beyaz ucu metal sanırım. Bir tane de aynısının yedeği var ve bir tane de silikon uç çıkıyor içinden. Evet, şimdi diğer şeye geçelim. Kalem için şunu söylemek istiyorum. Biraz büyük, hani standart bir kurşun kalem boyutlarında ama hiç üzerine bir tuş konulmamış. Bu benim için bir eksi şahsen. Ben bir tuş olmasını beklerdim çünkü ki Samsung kalemlerinde bir tuş var ki bastığınızda çeşitli kısa yolları açabiliyorsunuz. Daha önceki Lenovo bilgisayarlarda da vardı bu kalem. Tersten gidiyorum. Klavye. Klavye gayet kullanışlı. Yani gayet de sağlam duruyor. Bunun herhangi bir güç kaynağı yok. Tamamen buradan mıknatıslı olduğu için tablete arkadan yapışıyor ve tabletten besleniyor. Burada iki kademeli bir oturma şeyi var ve Türkçe. Yani Türkçe harfler var, bu çok güzel. Evet, sıra geldi tabletimize. Bakın, gösterelim şöyle. Bu tabletin aslında 3 renk çeşit seçeneği varmış, ben daha sonra fark ettim ama satın alırken herhalde şu an mevcut değil. Renk seçeneği yoktu ve sadece bu gri renklisini şey yapabiliyorduk ama aslında bir beyaz ve çok güzel bir yeşil rengi var. Eğer seçeneğim olsaydı yeşil rengini tercih ederdim şahsen. Evet, şöyle bir etrafına bakalım. Power tuşu, ses açma kapama tuşu, arkasında bir flash ile beraber 13 megapiksel bir kamera var. Ön tarafında da gayet çok belli olmayan bir 8 megapiksel ön kamerası var. İki tarafında ikişer tane hoparlör ızgarası var. Dediğim gibi Harman Kardon çok güçlü sesi var ve Type-C bir beslemesi var burada. Ayrıca bu altında da bir microSD kart soketi var. Kasası çerçevesi alüminyum ama arkasında emin değilim. Burası da metal gibi duruyor. Plastik olabilir. Evet. Son olarak bir açalım. Onu da göstereyim. İlk açılışı yapalım. Bu arada burada şunu da göstereyim ben de. Şu an tablet bu şekilde oturuyor. Şu şekilde bir laptop modunda kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Ayrıca sesini de duyuyorsunuz. Şuraya şu şekilde de kalemi yerleşiyor. Gayet pratik bir tablet. Ve Harmonios. Şu an Harmonios 2.0 ile geliyor. Şu an ilk sürümü bu. Google servisi olmadığı için biraz sıkıntıları var diyebilirim ama ben zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü gayet çok yeni bir bakın şu an kalemi de algıladı ve bağlantı kuruyor. Kalemi sanırım Bluetooth'tan bağlanıyor. Bunu da söyleyeyim. Şu an kalem bağlandı. Şu an çok yeni bir sistem. Android'deki tabii Google servisleri olmadığı için bazı şeyler çalışmıyor. Mesela YouTube'u kuramıyorsunuz. Google haritalarda giriş yükleyebiliyorsunuz ama giriş yapamıyorsunuz. Netflix çalışıyor, denedik ama APK olarak indiriyor. Kendi mağazasında birçok uygulama var. Fakat olmayanları da net ve internetten arayıp size çıkartıyor ve APK olarak indirip kurabiliyorsunuz. YouTube'a da şöyle bir çözüm var. YouTube Vansit kurabiliyorsunuz. YouTube Vansit'den yine giriş yaparak kullanabiliyorsunuz. Sanırım herhalde belki diğer şeylerde zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü bu Huawei'nin kendi geliştirdiği bir işletim sistemi ve şu an bütün cihazlarında aynı işletim sistemini kullanıyor. Ben düşünüyorum ki buna daha fazla yatırım yapacaktır ve hızla gelişmesini sağlayacaktır. Cihazın ekran kalitesi çok iyi. IPS ve 2.5K, 2560'a 1600. Sanırım 3 bölü 4 ekran ya da 16 bölü 10 emin değilim buna. Klavye hassasiyeti çok iyi. Şu an kurulum yapmadığım için zaman alacak. Ben şu an zamanınızı almak istemiyorum ama şöyle arayüzünü göstereyim. Yani şu an dil seçimi yapmışlar. Böyle baloncuklar şeklinde gayet şık bir arayüzü var.
Arayüz olarak da aslında bir Apple Android, biliyorsunuz Huawei zaten biraz Çin firmaları Apple'ı kopyalamaya çalışıyorlar. Sade ve şık. Ben ne beklerdim bu tablette? Baştan dediğim gibi Android olsa mükemmel olurdu. RAM'inin 6 değil 8 GB olmasını isterdim. Aslında en başta da HDR olmasını isterdim. Kardeşim aslında HDR istiyordu. Yani ona biraz takılmıştı. Bence de bu kalitede bir tablete HDR ekranı çok yakışırdı. Evet, arayüz tanıtımını daha sonraki videoda yaparız. Şimdilik gösterebileceklerim bu kadar. Şöyle kapatayım, onu da göstereyim isterseniz. Tablette kapandığında yine mıknatıslı olduğu için açılmıyor. Gayet şık bir şekilde. Böyle yanınızda seyahatlerinizde götürebileceğiniz veya iş yerinizde sahada kalemiyle beraber not alabileceğiniz, toplantılarda not alabileceğiniz şık, hızlı, kaliteli bir tablet. İzlenimlerimi zamanla eğer vaktim olursa çekip paylaşırım. Şu an için diyebileceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.